Zaten bu tartışmaya verdiği çok radikal bir cevap var. Bir formül var. Her şeyden önce. Sevmek diyor. Birisini sevmek. Kendinde olmayanı vermektir. Donese konlepa. Yani sevmek kendinde olmayanı vermektir. Ve bu sevme anı, bunun gerçekleştiği an, aşkın yüce anıdır işte. Moment sublime. Buradan ne anlamalıyız? Yine belki Lacan'la uzaktan paralellik içerisinde düşünen Jacques Derrida konuyu dostluk ve cemaat meselesi etrafında, yani bir tür sevgi bağının, cemaat bağının, bir tür sosyalleşmenin buna bağlı olarak nasıl yeniden düşünüleceği tartışmaya giriştiği bir yerde, antik çağdan beri artık pek düşünmediğimiz bir tür dostluk modelinin söz konusu olduğunu hatırlatır. Bu dostluk modeli filia, sevgi. Yalnız Yunanlardan beri ısrarla, işte Kikero'nun, Aristo'nun etikası, özellikle Ödemya etikası çerçevesinde ya da dostluk üzerine, Kikero'nun kitabında her zaman sevgiyi seven kişinin bir özelliği olarak, sevilen kişinin bir özelliği olarak görmek istemeyen bir tavır hakim. Buna göre antik Yunanlılar için, antik Yunan kültürü ve uygarlığı için, belki de Orta Çağ'da da bu modelin devamı söz konusuydu. Seviyor olmak, seviliyor olmaktan üstündür. Burada anlaşılmayan bir şey yok yani. Neden üstündür diye sorduklarında, Sokrates'inden, Stoacılarına, Orta Çağ düşünürlerinden, Montaigne'ne kadar, dostluk üzerine düşünmüş olan, sevgi üzerine düşünmüş olan herkesin kafasında büyük bir açıklık var. Gerçekten. Metafizik bir açıklık neredeyse. Çünkü seven kişi sevdiğini bilir. Farkındadır. Duygulanmış olduğunu, bir sevgiyle duygulanmış olduğunu bilir. Sevilen kişi ise bunu asla bilmek zorunda değildir. Bilmediği bir şeye maruz kalmıştır. Bu da kötü bir halidir. Spinoza'nın bütün öğretisi yine bu düzenin içerisinde cereyan ediyor. Bir tür sevgi doktrini diyelim. Ve söylemeliyim ki bu psikanalitik bir sevgi doktrini değildir. Psikanalizinde ötesine geçen ya da bu varsayımın, sevgiye dair altını çizdiğim, orta çağlarda da hakim olan varsayımın bir nevi aşılmasıdır.